Linçe geçeceğim biraz ama sen tatlı linçler buluyoruz biz. Gülmek için. Geçeyim mi? Ama hepsine cevap veririm ha. Tabii ki. Çatır çatır ver hem de. Gelsin bakalım Bülent Derici'nizi. Evet, ilk dince bakıyoruz. Üstümde ailesi burun estetiği olmasına izin vermediği için duvara kafa atan İrem Derici hırsı var. O bir hırs değil, o bir aptallık. Ya gerçekten izin vermedikleri için mi attın kafa? Bak izin değil şimdi. Bizim baba tarafının komple burnu maşallah deve hörgücü gibi. Maşallah. Ben de anne tarafına çekmemiş işte, ne olsun. Anneninki ufak mı? O da değil ama onun artık yaş aldığı için büyüdü bir şekilde, anlamadım ben de. Gençliğinde küçükmüş. Neyse küçük. Doktora gittim, dedim ki ben artık dedim bu şekilde yaşayamıyorum. Ya sınıfın hep en arkasında oturuyorum. Karşıdan karşıya geçerken böyle geçiyorum falan. Görmesinler diye. Evet abi, böyle karşıdan evet. Karşıya geçilir mi? Üzülsene şoför olduğunu, ben karşıdan karşıya geçiyorum. İşte ne bileyim ya, saçma sapan bir kompleksti. Gittim zannediyorum ki böyle işte hani yapacak edecek falan. Doktor dedi ki kemik gelişimin devam ediyor, yapamam dedi. Kafa attım falan. Bayıldım sonra. Hatta son cümlem şuydu, hadi şimdi yaptırmayın dedi. Kalktım ondan sonra pek bir fark yoktu aslında. 2 sene daha o burunla yaşadım. Hani kemiğini almışlardı ama palamut duruyordu yerinde yani. Şimdi programın başında da verdik. İnsanların işte bizim çağda hani biriyle dalga geçmek, benim de işte kiloma dalga geçiyorlardı. Ben de senin gibi karşı karşıya geçerken göbeği saklıyorum falan. Hani gerçekten psikolojim bozuluyor. Bir dakika, karşıdan karşıya geçerken göbeğini bir saklasana. Ya bak hayır, böyle geçiyordum işte. Ben de hani bende de şöyle bir tik vardı. İnan işte yani gerçekten çok zor bir şey yani kompleksli olmak. Okul servislerini geçerken böyle uzak duruyordum. Niye? Çünkü servisin en arkası camındaki çocuk camı açıp bana ayı diye bağırıyordu her seferinde ama. Ben o kadar şiş koydum gerçekten yani şey yapıyordu, ayı diyorlardı, böyle bakıp korkarak böyle şey yapıyordum. Seni seven kadını bulmuşsun, evleniyorsun, damat alayı benden. Ha, ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Evet, ver sıradaki linci. İrem Derici neden meşhur? Bu yorumu yazan neden meşhur değilse o yüzden. Niye meşhuruz? Bunu yazarak daha meşhur ediyor beni. Evet. Yani, destek oluyor. Neden meşhurum biliyor musun? Çünkü bendeki kalsiyum ve çiflör dişleri içeriden kuvvetlendirirken dış etkenlere karşı koruyor. Biri neden meşhur diye bir şey mi var ya? Andy Warhol diyor ki herkes bir gün 15 dakikalığına meşhur olacak. Herkes meşhur şu an yani, evet, anladın ya mı? Gidiyor adam Rihanna'nın fotoğrafının altına abidik gubidik bir şey yapıyor. Kadın anlamıyor. What diye cevap yazıyor. Adam meşhur oluyor. Meşhur olmak bir şey değil mi? Hiç önemli bir şey değil. Evet. Hadi bakalım başka ne? Evet, devam et. Kötü bir şaka var. Kurban Bayramı'nda derileri İrem'e ver. Neden? Çünkü İrem Derici. Ama bu konuda tek dert ortağım Oğuzhan Koç biliyorsunuz değil mi? Oğuzhan Koç'a da var evet. Bu bayramda Oğuzhan Koç'a giriyoruz. Tabii tabii. Var. Yani Kurban Bayramı... Ne? Benim esprim mi kardeşim? Burada kötü espriyi konuşuyoruz. Sevmem burada. Abi ben bak saksafoncuları seviyorum. Ben basçıları sevmem. Aa, bizim basçı bir... Ama güzel espri yaptığımda davulcudan çıpıtıs. Neyse bunlar evet, oluyor. Evet, kötü şakalar oluyor. Evet. Evet, sırada. Sıradaki. Ne var? İrem Deriz'den başka ekonomiyi diri tutmak için 2 ayda bir klip çeken başka sanatçı görmedim. Helal olsun sana klip yürekli kadın. Bunu yazan Tuğçe. Çok güzel. Ben bunu biliyorum. Nereden bu bana biliyorsun? Partiyi açtı bir tane. İrem Derici Partisi diye. Ne demek o ya? Ya Twitter açtı bir tane İrem Derici Partisi diye. Her seçim zamanı saçma sapan vaatlerde bulunuyor. Çok güzel bir şakalası. Efsane. Dünyanın en zeki kadınlarından biri. Ben de ünlü olduktan sonra tanışmış oldum sosyal medya vasıtasıyla. Bu arada ben 2 ayda bir klip çekmiyorum ya. Her ünlü gibi 3 ayda bir çekiyorum. Ama bende şey yok. Hani sessizliğe karıştı, kendini özletti. Çünkü ben kaçsam beni unuturlar, üzleyecek adam yok yani. Hani. Aa, hiç öyle bir şey yok. Evet, devam edelim. Linç istirem. Ne kadar çok linç.
İki gün sonra İrem Derici beni engelleyeli bir ay olacak. Bence buna pasta kesilir. Cesekatez. Engelledi mi böyle birini? Ya bir anama babama bir şey etmiştir falan, o zaman engelliyorum. Sadece o zamanlarda. Yoksa bana her bir şey diyeni engellesem 12 tane takipçim kalır. Ama bu kızı bulacağım, engeli kaldıracağım, her gün her saat başı mesaj atacağım. Buna? Evet. Neden? Pasta kesmesin. Sırf o yüzden. Bence bul, böyle engeli kaldır. Sonra ne yapıyorsun de bir daha engelle. Böyle şey olsun. Daha değil mi? Böyle bir tadını kaçırıyor. Her gün bunu yapayım. Uyudun mu? Uyudun mu? Ya düşünsene, İrem Derici salça oluyor sana böyle. Ama bakıyorum, oluyorum neredesin? Ben öyle arada. Nasıl oluyorsun? Büyük oluyorum ya. Ne demem atıyorsun insanlara? Yapıyorum. Yani benden her şeyi bekleyin. Yani kıl olduğun birine böyle giriyor musun? Kıl olduğuma, sevdiğime, ettiğime. Kafama göre. Ya bazı insanlarda bir şey oluyor, tamam mı? Bir kıvılcım. Ya bu benden nefret edebilir ya da sevebilir, fark etmez. Takıyorum ve iyi ki de takıyorum. Çok acayip başka yerlere gidiyor ondan sonra mevzu. Aa. Evet. Merak ettim ne olduğunu. Ben bir headhunter'ım. Devam et be. Tamam be, öf. Geldi. Evet, canım yavrum parçam hayatım, seni çok seviyorum. Biraz sonra doğacan. Anneciğin herhalde annem bunu yollamış. Altına biri de kendi yazmadıysa hiçbir şey bilmiyorum. Bunlar ünlü, her şeyi yapar bunlar. O zaman bu yorumu yazana anneme havale ediyorum. Çünkü ben 21 Mart 1987 yılında 15.45'te doğmuşum. Annem, yavrum benim, canım bir tanem, çiçekçiyle anlaşmış, demiş ki 5 dakika kala götürün. Ha, tam o sırada geldi. Tabii. 15.40'da geldi. 40'da geldi. Birazdan doğacan yazmış. Bak bu sektörde bana isteyen istediğini desin, yazsın, çizsin. Ama annemin gözünden bir yaş damla aktığında ben katil olma potansiyeli taşıyorum. Hmm. Çünkü o kadın beni 30 sene tek başına yırtıla yırtıla büyüttü. Onun o Elias'ını da yerim ben. Bana yolladığı papatyaları da yerim. Hmm. Bu yorumu yazan arkadaş da muhtemelen dikkat çekmek için yazmıştır. Onu da öpüyorum, annesini de öpüyorum ellerinden. O kadar. Tabii. Vallahi Allah korusun annelerimizi, babalarımızı. Linç'te en sıkıntılı kısım o ya. Böyle linç yiyorsun arada internette. Ya böyle annen falan çok takıyor. Benim de linç yediğim dönemde Eser, çok tadım kaçtı yani. Annemin 4 tane sahte hesabı var. 3'ünü kapattırdık, bir tanesini kapattıramadık. Savunuyor beni. Kavga ediyor. Kavga ediyor ve ben bunu nasıl anladım? Şimdi annemle sonuçta WhatsApp'tan falan konuşuyoruz ve yazım tarzını biliyorum. Hani o... Biliyorsun, evet, annen, anne, biliyorsun, tanıyorsun yani. Şimdi kadın yırtıla yırtıla büyütmüş, doğurmuş, yememiş, yedirmiş, eğitmiş, varını yoğunu satmış. Okullar, kurslar, onlar bunlar. Şimdi beni biliyor, beni tanıyor. Şimdi 80 milyon bana sallama, hakaret etme hakkına sahip. Sahip, herkes istediğini yazıp çizebilir. Girmeseydin o zaman bu mesleğe derler adama. Ama iş bayağı böyle suçlama... İş çirkinleştiği zaman çok üzülüyor ve bir şey yapma ihtiyacı duyuyor. Abi yakaladım, tamam mı? Giriyor mesela, birine şey yazmış. Siz öyle konuşun tabii, sonradan görmediniz. Siz o kızın eğitimini biliyor musunuz? O kız sosyolojiyi bitirdi. İşte Mimar Sinan Üniversitesi'nde yarı zamanlı piyano bölümünü bitirdi. Ondan sonra gitti, master yaptı. Bilmem dedim, şimdi ulan ben bile o kadar eğitimimi bilmiyorum. Ben oradan bir kıllandım. Dedim ki bu benim bir tanıdığım. Sonra bir iş yerim daha var. Ona baktım. Buna, dedim, bu annem. Annem ona mesaj attı. Dedim ki anne, dedim, bu sen misin? Kim o? Dedim bu hesap sen misin? Doğru söyle. Evet, ne yapayım, çok üzülüyorum. Ben de kendim böyle işte kızımı savunmaya çalışıyorum, dedi. Yapma dedim. Bir de korkuttum. Dedim ki bak, dedim, bak siber suçlar falan bulurlar seni, dedim. Ondan sonra dedim ofustamına ben sana, dedim, ezine peyniri yollarım, olur mu, dedim böyle. Hayır ya falan dedi. Sonra akşam mesaj. Kızım ben kapatamıyorum bunu. Ne olur gel sen kapat diye. Ya ne yapsın kadın da işte 63 yaşında kadın yani. Hani. O da kendini öyle rahatlatmaya çalışıyor. Dedim ki boş ver. Bana diyorsun ya, dedim, takma yazılanları. Sen de takma yani. Hani boş ver. Onlar bir de sana teselli verip çaktırmadan arkada takıyorlar. Kendi kafalarında kuruyorlar. Çok sana da belli etmiyor. Hepimizin anası babası öyle. Yani hani mesela... Okulda biriyle tartıştın ettin, gittin annenle paylaştın. Sana takma der ama gidip o kızı yolmak ister yani, annelik. Evet, devam et. Hadi. İrem Derici güzel olacakmış da güncellenmesi yarıda kalmış gibi, değil mi? Bak, bu sert bak, bu link. Bak bu hep komik de, ben bunu... Bir şey diyeceğim. Eğer yazan da kendi profil fotoğrafıysa hoş bir abimizmiş.
Yani güzel yorummuş ama evet. Güzel. Neden biliyor musun? Böyle uğraşıyoruz işte, zayıflıyoruz, estetikler, saç bırakmalar, makyajlar falan. Arada ben de çok beğeniyorum kendimi. Ama ondan sonra bir kahkaha atıyorum. Aynı şeyi düşünüyorum abiyle. Hani bak mesela böyle bak, yaklaşın kamerayı. Yaklaş abi. Bak şimdi fena değil değil mi? Güldüğümü şimdi. Bütün büyü bozuluyor abi. Ya hem gülünce hem durunca hem yandırınca hep güzel çıkan kaç kişi var ki zaten? Çok kişi var. Kim onlar ya? Ya boş ver, isim saymayalım tamam. Abi sen gülünce de güzel bir adamsın, somurtunca da güzel bir adamsın. öyle işte, ama anladın mı? İsteden çirkin de olur. Hayır, kadınlar biraz daha böyle ağızda şey yani, hani sanki şöyle güleceğiz hepimiz. Hayır, ama şimdi şöyle bir şey var, acayip yani acayip rahatsın, daha böyle maskülen birisin. Böyle çok rahatsın, o şey yapabilir insanları. Ne yapıyorsun şu an sen? ne yapıyorsun? Botoks yaptırdım. Hani ne yapıyor İrem derler izleyenler, izleyenlerimiz. Ne yapıyorsun kıramayı? Çok iyi. Gergin bugün. Başka linç var mı? Aha var, bir tane daha var. Yani hazır hadi mısın? Ver, çok hazırım. Ver bakayım. İrem Derici gibiyim, insanlar ya beni çok seviyor ya da nefret ediyor. Evet. Ama sana bir şey diyeyim mi? 7 yıl önce işe ilk başladığımda Akşam Gazetesi'nde Serhat Tekin'le bir röportaj yapmıştık. Hiç tanımıyordum o zaman. Sonra en yakın arkadaşlarımdan biri oldu. O röportajın başlığı şuydu. Bana ya aşık olsunlar ya da benden nefret etsinler. Bak hep Hülya Avşar örneğini veririm. Çok aşığı vardır, çok nefret eden de vardır. Fakat kayıtsız şartsız Türkiye'nin en büyük markalarından biridir. Şu hoş bir şey değil. Evet ya, Eser diye biri var. Evet, o da bir şey yapıyor. Şu hoş. Abi Eser'de bir adam var, oyunculuğunu da yapıyor, televizyon programını da yapıyor. Çok komik bir adam, çok tatlı da adam. Bak ne güzel işte, mutluluğu da yakaladı, evleniyor. Bu var, bir de bu var. Hay o Eser'in Allah bin türlü belasını versin. Her bir şeye el atıyor, Allah'ım her yerden çıkıyor. Kabiliyetsiz, yeteneksiz. Bunların ikisi de sen markasın demektir. Ama evet, Eser iyi bir çocuk. Sen alelade birisin demektir. O yüzden bunu yazan yemeğe çıkacağım onunla. Çok iyi açıkladın. Vallahi öyle güzel açıklamaydı ki benim hoşuma gidildi. Ama öyle böyle. Evet, bütün dünya starlarına bak. Bu da böyle yani. Kadın sıradakini ver bakayım. İlan etti. Yemin ederim pazar günü bir insan olsaydı İrem Derici olurdu. Sıkıcı mı dedi bu bana? Pazar sıkıcı mı? Yani sıkıcı genelde. Ben anlamadım bunu yani. Pazar hangi gün olmak isterdin sen? Bence yemin ederim İrem Derici bir gün olsaydı gün de olmazdı. Cuma akşamı olurdum ben abi. Vay be, güzel. Vallahi. Neden? Ertesi gün erken kalkma derdi yok. İşten yeni çıkmışım. Zıvanadan çıkmaya çok hazırım. Param cebimde, pulum cebimde. O cuma akşamı var ya. Yanar. Çok güzel. Cuma. Yanar, yanar durur. Cumam kan ağlar, ağlar durur. Senin bende kalan yüz liran var.